Hep ay. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boş durmayayım dedim. Yamuk uzayan şurada cevizin iki tane dalı vardı. Çok da kalın değildi. Onları kızarla şu şekil kestim. Hatta odun haline bile getirdim. Yapraklarını da buraya serdim. Kalsın. Kuruduktan sonra indiririm. Burada ayrı etten bir fraklı dediğimiz şey vardı. Buranın teli, burası normalde kapalıydı. Bu teli sökmüşler. Sahipsiz kalınca. O teli de piyasaya çıkardım. Bunların dibini açtım. Şurada cevizimiz var. Onun dibini açtım. Havalandırdım. Buna gerek yok. Bu cevizin biraz dibini havalandırdım. Bu tarafta havalandırdığım bir yer var mı? Yok. Bu cevize zaten gerek yok. Kocaman olmuş. Yeter de. Ondan sonra cuguma bakalım. Aa, bu cevizi atlamışım. İyi yapmışım. Şurada var bir ceviz. Ona daha sonra geleceğim. Buradaki cevizin dibine bu şekilde eştim. Yüzümü tekrar havalandırdım. Burada şeftalimiz. Onun dibi. Burada üzüm. Tekrar üzüm. Ve bir üzüm daha derken şöyle bir ceviz de burada var. Sonra bir ceviz şurada var. Onun dibinde de bir üzüm asması var. Onu yukarıya çekeceğim. Çardak haline getireceğim. Bir de arkadaşlar bundan önceki izleyeceğiniz Google kusuruma bakma. Sen şimdi gene dersin Türkçe katlı diyorsun diye. Haklısın. Bundan önceki izleyeceğiniz videoda ondan sonra gelecek. Bu işte ben o videoyu yükleme için telefonu eve bıraktığımda boş durmadım. Bu cevizin dibinde dibini havalandırdım. Bir arık açtım böyle. Şöyle bir baraj seti gibi yaptım su arkasına dolaşsın diye. Önce komple bir açtıydım. Burayı da aynı şekilde yaptıydım. Bunu da su arkasına dolansın diye. Hatta görürsünüz şurada bir taş koydum. Biraz şurada öbeklensin ondan sonra süzülsün diye. Ondan sonra bunun da suyu bu tarafına yön verdim. Şuraya yükselttim, set yaptım. Acemilik, yavaş yavaş öğreneceğim. Ondan sonra bunun da arka tarafına verdim. Burayı doldurdum gene. Taştan set yaptım. Burayı desen aynı. Göreceğiniz gibi şurada da bir taş var. Orayı da biraz havuz gibi olsun. Dibi toplasın diye. Oradan bakın hatta ben bu tarafa geldiğim gibi su bir anda taş şuraya kadar geldi. Yol yapıyor. Kendi kendine. Böyle buraya doğru gelecek. Buradan ben böyle eşmeye devam edeceğim. Hatta şöyle çalışmaya biraz ara verdiydim. O arada telefonuma baktım. Baktım video yüklenmiş. Dedim en azından son ağaçta bari olsun. Nasıl yaptığım dedim. Görünsün. Onu da dedim kayıt altına alayım. Görmüş olduğunuz gibi bunu bu şekilde alıyorum. En sertlerinden toprağa şöyle dolduruyorum burayı. Tekrardan. Çünkü su cevizin öbür tarafına geçsin diye. Normalde ben burayı da açtıydım. Burayı açınca o tarafa tabii ki su gitmeyecek. Ha, kökleri kendisi çeker. İlla ki çekecektir. Ama ben işi öyle şansa bırakmayayım dedim. Etrafını dolaşsın. Ne demişler? Su akar. Yolunu bulur. Ben de buraları böyle bu şekilde kapattım mı? Su şöyle biraz daha güzelce geldim mi? Şunları da şöyle burayı doldurayım. Bu da böyle set olsun. Şurası biraz havuz gibi olsun. Şu taşla arkasını besleyeyim. Bakalım. Evet, şu taşlarla besledikten sonra şuradan
Taze toprak çekelim. Fazla da yükseltmeyeyim ki su farklı bir yere gitmesin. Yolunu buradan alsın. Evet. Bence bu işlem tamam. Yani en azından öyle görüyorum. Bakalım. Bakalım. Bu tarafa doğru nelerimiz var. Su oradan boşlanacak. Böyle gelecek. Ve son noktası burası olacak arkadaşlar. Solucanlar. Hoppa, etli. Hemen buraya saksan. Bakın eşeledikten sonra, yaktıktan sonra yüzeye çıkan börtü böcekleri, hemen böyle solucanları yemek için epeydir burada geziyorlar. Ben de şimdi burada çabucak bitireyim. Gelsinler onlar. Buradan hem suyunu içsinler hem de solucanları bir güzel afiyetle yesinler. Şu hortumumuzu şimdi şuradan alalım. En son yaptığım baraj kısmı yerine bakalım nasıl olacak. Suyumuz farz misal böyle geldi. Buradan buraya dönecek. Burada biraz ödek olacak. Buradan dönen su buraya gelip aynen görmüş olduğunuz gibi buraya, burada biraz birikecek. Az önce doldurmuş olduğum şurası, görmüş olduğunuz buraya taş koyduydum. Orada bir dolma olacak. Şöyle biraz daha şu taraflara şöyle bir yapalım bakalım. Ondan sonra oradan bu şekilde devam. Hadi bakalım. Şu an suyu çok emiyor. Yeni kabarttığım için. Bir iki turdan sonra bu kadar emmeyecektir. Direkt su buraya gelecektir. Şimdi su israfı da diyen olabilir. Şöyle diyeyim, damla sulama illaki buraya yapmamız şart olacaktır. Ama onun için de önce bu bostan haline getirmemiz ve bir şeyler ekilecekse onların yeri belirlenmesi lazım. Yeri belirlendikten sonra illaki damla sulama tesisatı çekilebilir. Platformu yaparken bile normal maliyetini biz kendimiz düşürdüydük. Yani birçok işçiliğini kendimiz yaparak da bu damla sulamanın da işçiliğini %99 biz yapabiliriz. Çünkü eniştemin burada nalbur dükkanı var. Eniştemle beraber gelip buraya tesisatı çok rahat döşeyebiliriz. Tesisatlar eniştemin dükkanında mevcut zaten. Boru satışı orada. Boruyu da ucuza kapatabilirim diye düşünüyorum. Eniştem bu videoyu izleyince, enişteciğim seni seviyorum, yaparsın bir güzellik inşallah. Burada boş boş konuşturma beni. Bugün onun yanına gidecektim. Gidemedim. Annem bırakmadı. Dedi şu otları yak. Ondan sonra hemen dedi tarlayı sürdürelim. Şurayı, bostanı sürdürelim. Ekeceksek dedi bir şeylerimizi hemen ekelim dedi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Ve burası da son. Buradan sonra erik geliyor. Erikten sonrakiler için dediğim gibi damla sulamaya kaldı orası. Su isterse artık oraya damla sulama geldiği zaman. Şimdi sadece şöyle belki sabah ya da akşam serinliğinde biraz veririz. Onun haricinde bir durum yok. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi acemi bir İstanbul olarak böyle köylünün acemisi diyelim ya da şöyle bir şey yaptım. Elimden gelen bu. Beğenmeyen gelsin kendisi yapsın. Ya da gelsin bana yardım etsin. Tekrar bunu en başa götürelim bakalım. Evet. En başa getirdik.
görmüş olduğunuz gibi suyu daha önceden emmiş olduğu için kastettiğim olay bu. Toprak suyu emdiği için bir sonraki açmamda su direktmen bu şekil yol alacak. Bence güzel çalışıyor şu an. Hemen berraklaştı. Direkt bu sona kadar ulaşacaktır. Benim adım Şükrü, elimden gelen budur diyebiliriz. Evet. Su yolu şu an güzel görünüyor. Oradan dönüşünü yaptı. Arka taraftan buraya geldi. Gelmeye devam ediyor. Evet, çok güzel. Bununla da neden uğraştım? Babam çünkü hortumu asıla asıla götürüyor. İlle de cevizlere su vereceğim, su vereceğim diye. En azından bu sıradan kendisini kurtarmış olacağım. Tüm çabalarım onun için. Hortumu asıla asıla buraya getiriyor. Buradan bu şekil götürüyor. Böyle giderken tabii o hortumu bir de asıl asıla çekmesi var. En sonlara kadar gidiyor. Şu parmağımı tuttuğum yerde büyük görmüş olduğunuz ağacın o tarafta da ceviz var. Oradan buraya doğru böyle cevizler sıralı. Bu arada suyumuz da buraya kadar gelmeyi başardı. Yavaş yavaş geliyor. Bu taraflar ilk etapta fazla suyu görmediği için burada yavaşlamaya başladı. Burada toprak emmeye başladı. Emme olayı bittikten sonra göstermiş olduğum gibi bu şekilde kanala devam edecektir. Ve bu eserimle gurur duymalı mıyım, duymamalı mıyım? Bence duymalıyım. En azından babam. Büyük bir eziyetten kurtardım. Bir miktar. Burada otlarımı bir önceki videoda göreceksiniz. Şurada o kesmiş olduğumuz cevizin ve şu fraktının dibindeki otların çalılardan tekrardan yeşil otlar çıktı. Onlardan birazını buraya çektim. Yanmayan biraz otları da buralardan tırmıktan topladım. Onları da yarın öbür gün yakarım. Karşıda bir yeşillik gözüküyor. Onları tekrardan bir kesmemiz lazım. Tırpan almıyor orayı. Taştık. Bir tane motor getirdik. Bele bağlamalı. Onunla kesecektim. Onda da bir arıza varmış. Gaz kesip duruyordu. O da tamire gitti. Sahibi tamirini ettirdikten sonra bize verirse ben de onu bir güzel şurada tırpandan ya da oraktan alamayacağım boyda olan şu yeşilliği de kesebilirim en azından. Öbür türlü çünkü kesim yapamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kısa bunlar. Bir de şu taşları buradan alacağım. Burası da biraz açılsın. Burada bir cevizimiz var. Bir de bu taşlar var. Taşların etrafındaki şu gereksiz duruyor. Meyvesi şeyi yok. Normal çalı gibi duruyor. Bunları da keseceğim. Burayı da açacağım. Bu taşları da ya şu aşağılara şöyle biraz yaklaştırayım. Buralarda taşlar var. Fıraklı dibi. Oraya taşıyabilirim. Ya da şurada ağaçların arka tarafında çöplük dediğimiz bir alan var. Oraya atabilirim. Orada da çünkü bayağı bir taş var. Orası yakın. Muhtemelen oraya atabilirim kaytarmak için. İşten korkmuyorum ama kısa yolu tercih ediyorum diyebilirim. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ben köy hayatına ufak ufak iyice alışmaya başladım gibi bir şey. Öğlen saatinde, güneşinde bile burayla uğraştım. Normalde nefes alamıyordum, çıkamıyordum. Ama bugün bayağı bir uğraştım. Yavaş yavaş alışıyorum demek ki. Neyse arkadaşlar. Gene çenem düştü. Hepinizi seviyorum. Hepinize en kısa zamanda kuşlarımla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum.